Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ayın 20'si. Yarın bizim yıl dönümümüz 21'i. 21 Ekim. Ben de bu yüzden dedim ki bu Ekim ayını daha bitirmeden bir vlog başlatayım. 10 gün 10 gündür. Hatta dedim ki bunu gece yatmadan önce düşündüm. Sabah kalktığımda erkenden böyle bir işte hani 5 AM var ya videolar, internette görmüşsünüzdür illaki. Onlar gibi bir başlangıç olsun dedim ve biraz çarpı ikimiz var. Olsun, hiçbir şey değiştirmez. Onları halledeceğim. Sivilcelerimden kurtulmak için şekeri bıraktım. Yani tamamen bırakmadım tabii. Tatlıyı bayağı azalttım. Sürekli tatlıyla maruz kalıyorum. Şekerli bir şey tüketmediğim 2 gün olsun. Yüzümdekiler hemen küçülüyor. Şimdi evi toplayarak başlıyoruz. Sonra bilgisayardaki işlerimizi hallediyoruz. Bu arada yıl dönümüyle ilgili hiçbir planımız yok. Normalde şey istiyordum şimdi. Sahile gidecektik. Sakin bir sahil var, böyle yazlık gibi bir yer. Tabii havalar soğuyunca orası bomboş oluyor. Aslında oraya gidip yiyeceklerimizi de götürüp battaniyemizi alıp hani yemeklerimizi yedikten sonra işte battaniyemizle birlikte Doğukan'ın bana kitap okumasını hayal ediyordum. Fakat havalar o kadar soğudu ki yani battaniye falan hiç kesmez. Muhtemelen biz orada donarız. O yüzden ne yapacağımızı hiç bilmiyorum. Önemli olan bugünlerde unutmayacağımız bir etkinlik yapmak. O yüzden evde geçsin istemiyorum. Aslına bakarsanız hiçbir özel günün evde geçmesini istemiyorum. Zaten ben evdeki günleri çok özel hale getirmek için her zaman uğraşırım. Doğukan da her zaman uğraşır. Yani her günümüz özel. Fakat bu günleri özellikle hatırlamak istiyorum. O yüzden mesela sahile gidip orada götümüz donarsa unutmayız ne yapacağımızı. Yarın göreceğiz arkadaşlar. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up. Ablam bizi gezmeye götürüyor, sahilde yürüyeceğiz. Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Yeah. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Amacımız şuna yanaşmak. Wake up. Today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Biz ilk önce Bolu'ya gidecektik. Ama Bolu'nun karlı olduğunu öğrendik.
O yüzden gidemedik. O yüzden Eskişehir'e geldik ama Eskişehir de çok soğuk. O kadar soğukmuş ki iki kıyafet getirmiştim. İkincisini hemen yarım saat içinde giydim. Akşam giyerim diye düşünüyordum. Hemen giydim. Çok soğuk. Gidelim mi Japon bahçesine? Gidelim. Bir bak bakalım beğenecek misin internette? Akşam görüntü olarak çok bir şey görmeyebiliriz. Kaçta kapanıyormuş? 10'da. Hazırlandım. Şimdi evden çıkacağım. Annemle birlikte mobilya bakmaya gideceğiz. Uzun zaman sonra ilk defa sürücü koltuğunda oturacağım. O yüzden çok mutluyum. Doğukan da ben de araba kullanmayı çok seviyoruz. O yüzden birazcık sıkıntı oluyor. Şimdi gezmeye gidiyoruz. Eve geldik. Bir tane ekmek yapma makinesi aldık ve birkaç tane yatak odası takımı beğendik ama hangisini seçeceğimizi şu an bilmiyoruz. Akşam netleştireceğiz. Hatta belki akşam tekrar gidip alıp geleceğiz. Mağazadan mağazaya geliş süreleri çok değişiyor. Mesela bir tanesi diyor ki işte en geç bir aya gelir ama diğeri diyor ki 2 ayı bulabilir. Ki benim çeyizlerim 2 ayı bulmuş yani ve 2 ayın gerçekten sonlarına doğruydu. Bizim çok vaktimiz var diye çok rahattık. Düğünden birkaç gün önce falan geldiler, öyle söyleyeyim ya. O hafta geldiler. Yani o da birazcık bize kaldı, biliyor musun? Hani vaktimiz var deyince onlar da birazcık uzatıyorlar galiba süreyi. Hani acelemiz var diyenleri öne çekiyorlar galiba birazcık. Bir de bir tanesinde de yani onu da çok iyi bir markadan aldık ama öyle bir şey tercih etmediğimiz halde ya teşhirde ya da böyle daha önceden birine gitmiş gelmiş bir ürün gelmiş. Biz yani şok olduk, hiç öyle bir şey markadan beklemiyoruz. Markayı söylemeyeceğim çünkü düzelttiler. Hemen aradık. Dedi ki bu böyle böyle. Hatta her kenarında yırtık vardı. Bir tane küçük şu kadarcık bir yırtık vardı. Ama niye olsun ki? Yani ben çok özenle seçiyorum. Ve şeydi, koltuk kumaşları patidostu diye geçiyordu yani kumaşları. O ürün çok daha pahalıya mal olduğu için kumaşını değiştirdiler. Yani ben aslında eski ürünü istiyordum. O yüzden de sürekli arayıp arayıp stoğunuzda var mı? Stoğunuzda var mı? Depoda var mı? Şeklinde sürekli mağazalara arayıp sormuştuk. Bir tanesinde de vardı. Gittik böyle açık gri. Çok güzeldi. Çok güzeldi ama böyle gelmiş sararmış. Böyle bir yani kullanıldı, o kadar netti ki. Çünkü koltuğun böyle önleri sararmış. Arkası böyle tam bir gri. Yani hani çok şaşırmıştık. Hiç düşünmediğimiz bir markaydı. Ama sonra hızlıca onu aldılar ve yenisini getirdiler. Ama yine orada bir zaman kaybı oldu. Yani neden bu yaşandı? Akıl alır gibi değil. Mağazanın da birazcık sorumluluğu. Hani mağaza ya bu elimizden çıksın deyip göndermiş olabilirim. Kısık kısık konuşayım. Gizli konular bunlar. Her markada farklı. Mesela biz bunun farklı bir mağazasında bak. Bir farklı bir mağazaya gittiğimizde de Doğukan'la gittiğimizde bizimle ilgilenmemişlerdi bile. Anlamadım yani. Oyun oynuyorlar, geziyorlar, tosuyorlar falan diye herhalde düşündüler. Bakmıyorlar bile. Bir de böyle aralarında konuştular bunlar. Yaşı kaç acaba falan diye böyle konuştular. Biz bunları duyduk. Neyse ben sinirlendim bayağı. Çıktım. Yani çıktık birlikte, şöyle birazcık bir tur attım ama kudurdum yani, duramıyordum. Sonra çıktım. Çıktıktan sonra bir odadım falan attım.
Dayanamadım, tamam, bir hoşumla bir geri döndüm. Ondan sonra tam böyle tuttum kapıyı. Açıp söyleyeceğim ya, siz ne konuşuyorsunuz? Ne diyeceğimi de bilmiyorum yani. Döneceğim sadece. Doğukan dedi. İşte. Yine bir parlatıcı aldım da saçlarım sürekli ona yapışıyor. Konudan konuya. Neyse, öyle Doğukan tut, bir şey söylemedim. Zaten gitsem ne diyeceğimi bilmiyordum. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. Evden çıkmadan hemen kısa bir video. Dün beğendiğimiz mobilyaları almaya gidiyoruz. Karar verdik. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. Have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight. Pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night. Not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and it's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there, glad that you asked me. I think it's different for... Beğenmedin mi? Söylesene. Çok güzel. Saat 5. Artık hava birazcık kapalı. Ama güzel gözüküyor yani küçük ekrandan. Bilgisayardan nasıl oluyor acaba? Bugün yemyeşil bir gün olacak. Ne yapıyorsunuz beyefendi? Yemyeşil bir gün. Ay çekemiyorum, aşağı inmiyor. Kıymalı pırasa. Ben ne yapıyorum orada? Onu da gösterir misiniz? Haşlama. Ama bir de ne yapacağım? İstiridye mantarı. Ve bunu salata şeklinde yapacağım. Yani yeşil, yeşil ve yeşil yemekler.
Yanına pilavda yapmayacağız değil mi? Bu pırasanın içine atacağız pilavı. Nasıl? Pilavı bunun içine atacağız ya değil mi? Tabii. Yani yanına pilav da yok. Yani 3 yemek var, 3'ü de yeşil. Tabii. Bir yeşil kalbinizi alırım yorumlara.